NTV'de o televizyonu haber merkezince hazırlanan ana haber bülteninde günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Sıcak pazar gününde gündemi aktarmak üzere karşınızdayız ama dün yağmur yağdı, bugün inanılmaz sıcak. Yarın ne olacağını bilemiyoruz. Küresel iklim değişiklikleri derken herhalde işte bilim adamları, ilgililer tam da bundan bahsetti. Dün kısa süreliğine bir yağmur yağdı, tarlaları etkiledi. Rabbim çiftçilerin de yar ve yardımcısı olsun. Bu süreçte yağacak özellikle dolu ve benzeri yağmurlar tarlalara da hasat döneminde zarar veriyor. Tabii sıcaklar derken gözler yine koronavirüse çevrildi sevgili izleyiciler. Bu virüsün ortaya çıktığı ilk günlerde bazı kesimlerce sıcaklar geldiğinde virüs gidecek. Virüsün önemli ilaçlarından biri de sıcaklar olacaktı ve mutlu olmuştuk. Çünkü Şanlıurfa'da hava sıcaklıkları ülke genelinin ortalamasının çok çok üzerinde. Ve biz de şunu düşünmüştük, sıcaklar geldiğinde biz bu virüsten kurtulacağız diye düşünmüştük ama maalesef öyle olmadı sevgili izleyiciler. Havaların en sıcak olduğu dönemde bile özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde ki başta Şanlıurfa, Antep olmak üzere buralarda virüs etkisini yaymaya devam ediyor sevgili izleyiciler. Dikkatli olmakta fayda var. Tabii virüse karşı tedbirler de var. İl Hıfzı Sağlık Kurulu da bu tedbirleri hayata geçiriyor. Ne yapıyor? Karantina bölgeleri oluşturuyor sevgili izleyiciler. Neredeyse hemen hemen her gün bu karantina haberlerini sizlere paylaşıyoruz. Onlardan biri daha. Bakalım bugün kaç yer karantinaya alınmış? Şanlıurfa'da 3 kırsal mahalle ile 37 bina karantinaya alındı sevgili izleyiciler. Yine bir sokak ve 9 binada da karantina uygulaması sona erdi. Şanlıurfa'da 3 kırsal mahalle ile 37 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Şanlıurfa İl Hıfzı Sağlık Kurulu yeni karantina kararlarını açıkladı. Kararda Karaköprü ilçesinde 7 bina, Harili ilçesinde 1 kırsal mahalle ile 7 bina, Evbi ilçesinde 4 bina, Hilvan ilçesinde 1 kırsal mahalle ile 1 bina, Siverek ilçesinde 2 bina, Suruç ilçesinde 6 bina, Viranşehir ilçesinde 1 kırsal mahalle ile 7 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alınırken 1 kırsal mahalle, 1 sokak ve 9 binada ise karantina son buldu. Tabii haberin başında korona ile girdik ama babalar gününü unuttuk sevgili izleyiciler. Bugün babalar günü. Başta babamın olmak üzere şehit ve gazi babalarının da tüm babalar gününün bu güzel anlamlı gününü yürekten kutluyorum. Fedakar, cefakar babalarımızın kıymetini bilmek lazım. Bu vesileyle tüm babaların ellerinden öpüyoruz ve günlerini de kutluyoruz. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Kurban Bayramı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli 1.2 milyon büyükbaş, 3.5 milyon da küçükbaş hayvan kesim için hazır bekliyor dedi. Vatandaşlarımız hiç korkmasınlar, dini vecibelerini yerine getirmeleri konusunda hiçbir eksik yok. Her yıl olduğu gibi hazır olan hayvan sayımız aşağı yukarı %50 fazlası. Yani 1.2 milyon büyükbaş, 3.5 milyon da küçükbaş hayvan kesim için hazır bekliyor. Geçen yılda aşağı yukarı 800 bin büyükbaş kesildi. 2.7 milyon da küçükbaş kesildi. Yani her yıl 3 aşağı 5 yukarı %50 daha fazlasını sektör hazır ediyor. Bu konuda vatandaşlarımız dini vecibelerini yerine getirmeleri konusunda herhangi bir endişeleri olmasın. Tabii ki gelenek gereği burada bir tokalaşma, uzun süreli bir tokalaşma oluyordu. Artık bu sene içinde bulunduğumuz ve hala devam eden pandemiden dolayı da bu tokalaşmalar olmayacak. Mümkün mertebe sosyal mesafelerle bu işler halledilecek. Maskesiz asla hayvan pazarlarına girilmeyecek. El dezenfeksiyonu ve ateş ölçümleri yapılacak. Satış yerinin etrafları sınırlandırılacak. Uygun giriş ve çıkış kapıları, yani hayvan satış yerlerinde bunlar oluşturulacak. Kulak küpesi, veteriner sağlık raporu, hayvan pasaportu ve nakil belgesi olmayan hayvanlar asla hayvan satış yerlerine, kurbanlık satış yerlerine alınmayacak. Çadırlar arası mesafe en az 2 metre olacak ve hayvan bilgileri
Haysak uygulamasından sorgulandıktan sonra hayvanın alım satım işlemleri gerçekleşecek. Bu sene her yıl olduğu gibi zaten hijyen tedbirlerini maksimum derecede alıyorduk ama Covid'e özel bazı ekstra tedbirler de aldık. İnşallah vatandaşlarımız dini vecibelerini istedikleri şekilde, istedikleri konforda yerine getirebilecekler. Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kaplan operasyonuna katılmak üzere sınır ötesine geçen kahramanların hazırlık videosunu paylaştı. Komandoların hep bir ağızdan komando marşını söylediği video kısa sürede büyük beğeni aldı. Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kaplan operasyonuna katılmak için sınır ötesine geçen kahraman komandoların hazırlık anlarına dair bir videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Gönlünde vatan ve millet aşkı, sırtında 40 kilogramlık yük notuyla paylaşılan videoda komandoların hep bir ağızdan komando marşını söyledikleri görülüyor. Video kısa süre içerisinde binlerce beğeni alırken videonun açıklama kısmına kahraman komandolarımız dün akşam 40 kilogramlık çantalarını hazırlıklarını yaparak Haftenin'deki Pençe Kaplan operasyonuna katılmak üzere yeni bir hava hücum indirmeyle sınır ötesine geçti notu paylaşıldı. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş durdurak demeden hem çalışmaları yerinde inceliyor hem de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geliyor. Başkan Kuş'un esnaf ve vatandaşla iç içe olmasıyla ilgili haberleri sık sık sizlerle paylaşıyoruz. Hafta sonu mesaisinde de boş durmadı Başkan Kuş. Bir günde tam 14 mahalleyi ziyaret etti. Bölge sakinleri, kanaat önderleri, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Talepleri dinledi ve belediyenin çalışmalarını yerinde inceledi. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş sabahın erken saatlerinde başladığı esnaf ve vatandaş ziyaretlerini hafta sonu mesaisinde de kırsalda sürdürüyor. İlçeyi adeta karış karış dolaşıp vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kuş hem çalışmaları yerinde inceliyor hem de talepleri dinliyor. Göreve geldiği ilk günden itibaren esnaf ve vatandaşlarla iç içe olan Başkan Kuş, durdurak demeden vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Rutin belediyecilik çalışmalarının yanı sıra gönüllere de dokunan ve gece gündüz demeden vatandaşlarla iç içe olan Başkan Kuş, hafta sonu mesaisinde de kırsala çıkarma yaptı. AK Parti Eyüpiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Çiftçi ve meclis üyelerinin de eşlik ettiği kırsal mahalle çıkarmasında Başkan Kuş, bir günde 14 mahalle ziyareti yapıp hem çalışmaları inceledi hem de bölge sakinleri, kanaat önderleri ve muhtarlarla bir araya gelip istişarelerde bulundu. Sırasıyla Yardımcı, Kubacık, Vergili, Dolutepe, Küpeli, Büyük Düzlük, Olgunlar, Bakışlar, Umuroba ve Akmeşhet, Karaali, Beşat, Akören, Mihraplı mahallelerine dolaşan Başkan Kuş, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Evet.
Kırsal mahallelerde hummalı bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini ve dolaştıklarında bunun karşılığı olarak vatandaşlardan teşekkür aldıklarını belirten Başkan Kuş, yaptığı açıklamada şunları söyledi. İlçe Başkanımız Mehmet Moğol'la birlikte, bölgenin meclis üyesi, üyeleriyle birlikte kırsal mahallelerimizi dolaşmaya başladık. Malumunuz 1 Nisan itibariyle hummalı bir şekilde kırsalda çalışmalarımız devam ediyor. Biz kırsalda 3 şantiye kuracağımızı ifade etmiştik. Ama gerçekten Eyyubiye Belediye'miz 32 ilden büyük bir belediye. Bu münasebetle alanımız çok geniş. 3 şantiye yetmez dedik, şantiye sayımızı 5'e çıkardık. Ve şu anda gerek muhtarlarımızla, gerek halk sakinlerimizle, halkımızla bir araya geliyoruz. Hem yapılan çalışmaları denetliyoruz, hem de şu ana kadar hizmet getirmediğimiz mahallelerimizdeki muhtarlarımıza, vatandaşlarımıza biraz sabretmelerini istiyoruz. Biraz önce de ifade ettiğim gibi 32 ilden büyük ilçemizin bir anda hizmetleri karşılamak çok zor. Ama inşallah bu yıl sonu itibariyle kırsal mahallemizdeki köy içi stabilize çalışmalarını inşallah bitirmeyi hedefliyoruz. AK Parti Eyyubiye İlçe Başkanı Mehmet Moğol ise şunları söyledi. Ben Sayın Başkanımızla, meclis üye arkadaşlarımızla, belge kanaat önderlerle istişare ve ziyaret. Koronavirüs nedeniyle epey zamandır gelmemiştik. İnşallah bundan sonra da zaten hiç halkın içinde çıkmamak kaydıyla zaten başkanımızla beraber kırsal, şehir merkezi vesaire mahallelerde dolaşıyoruz. Tabii Babalar Günü sevgili izleyiciler. Bugün Babalar Günü olması münasebetiyle de küçük bir çocuk annesi, teyzesi ve kardeşleriyle birlikte ölen babasının mezarını ziyarete gitti sevgili izleyiciler. O küçük çocuğun aldığı hediyeyi mezar taşlarının arasına koymak istemesi duygu dolu anlara neden oldu. Şanlıurfa'da babasının mezarına ziyaret eden bir çocuğun hediye alıp mezar taşının arasına koyacağını söylenmesi Babalar Günü'ne damga vurdu. Annesi, teyzesi ve 7 kardeşiyle birlikte 2018 yılında yakalandığı kanser hastalığından dolayı ölen babası Mehmet Fehmi Sucu'nun mezarına giden 5 yaşındaki Yusuf Sucu ellerini açıp dua etti. Babasının mezarının başında duran minik Yusuf'un teyze hediye alıp taşların arasına koyacağım sözleri herkesi duygulandırdı. Eşini 2 yıl önce kaybeden Güler Sucu, çocuklarıyla birlikte mezarını ziyarete geldiğini söyledi. Babalar Günü yılda bir geliyor ama biz her cuma babamızın mezarını her zaman tuhaf ediyoruz. Cuma günler olsun, normalde günler olsun, hiç unutmuyoruz babamızı. Allah herkes babasını başının eksik etmesin inşallah. Allah'ım inşallah herkesin ölüşüne rahmet eylesin. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Biz yaşar Rabbim kimseye yaşatmasın. İşte babalarını görsün de bir Fatiha Yasin okusunlar diye getirdim. Mekanı cennet olsun ne diyeyim. Babalar Günü münasebetiyle de Babalar Günü mesajları yayınlandı. Sevgili izleyiciler, onlardan biri de Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu'dan geldi. Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu da başta şehit ve gazi babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı. Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Ceylanpınar Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı İsmail Demir ve belediye meclis üyeleriyle birlikte şehit babalarını ve gazilerimizi ziyaret ederek Babalar Günü'nü kutlayıp hediye takdim etti. Tekrar konuşmak üzere. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Feyyaz Soylu, vatanın birliği ve beraberliği için şehit olan evlatların babaların ellerinden gururlu öptüğünü belirterek, babalarımızın toplumu var eden aile yapısının temel direği olduğunu ve sadece bugün değil, her gün yüreği hoş tutulması gereken bir fedakarlık timsalidir.
Paylaşma, adalet, güven, sorumluluk, otorite gibi değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında belirleyici olan çalışan, üreten, alın teri döken babalar aynı zamanda şefkat ve korumayı da temsil eder. Babalarımız her türlü fedakarlığı üstlenip her türlü çileye göğüs gelen, ailesinin mutluluğunu kendi mutluluğu sayan, çocuklarını geleceğe güvenle hazırlayarak özveriyle çaba harcamaktadır. Gelecek nesillerin kültürlü, bilinçli, öz değerlere sahip bir aile yapısında sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi ve aile bütününün korunması babalarımıza düşen büyük bir görevdir. Yüreği sevgi ve şefkat dolu olduğundan, hiçbir maddi sorumluluktan kaçınmayan ve çocukları için gayretleri bitmeyen onur abideleridir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm babaların babalar gününü kutlarım ifadelerini kullandı. Fakat babalar günü münasebetiyle Rabbim bir daha kavuştursun. Bir daha kavuştursun. Allah seni korusun. Allah razı olsun. Allah seni korusun. Bize bir emrin, bir söyleyeceğim bir orası var mı? Allah razı olsun, teşekkür ederim. Yani bak, ne kadar iyi olursa memleket için, hepimiz devlet için, bizim için, evet. Allah senden razı olsun. Cümlemizden. Elimizden ne gelirse bu milletin huzuru için. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Yani sana amca, Çamsan kızı Çoban Akbağ'ın. Teşekkür ederim. Biliyorsunuz Barış Pınarı Harekatı ile Resulayn ve Talebiyat terör örgütünden temizlendi sevgili izleyiciler. Temizlendikten hemen sonra da orada hayatın normalleşmeye döndürmek için hummalı bir çalışma başlatıldı. Bu çalışmalar da titizlikle devam ediyor. Yine bu kapsamda da Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek Koordinasyon Merkezi'nin çalışmalarıyla çocuklar için de oyun alanları inşa edildi. Barış Pınar Harekatı ile huzur ve güven ortamının sağlandığı Tel Abyad'daki çocuklar Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi'nin çalışmalarıyla hayatlarındaki en mutlu günleri yaşamaya başladı. Birçoğu çatışma ortamında bomba ve silah sesleriyle dünyaya gözlerini açan ve gergin bir ortamda büyüyen çocuklar bölgede Türkiye'nin kontrolüne geçince çocuk olduklarının farkına vardı. Çocuk sayısının oldukça fazla olduğu Tel Abyad'da 20 kilometre uzaklıktaki Tel Halip köyüne giden Sutkom Çevre ve Şehircilik Koordinatörlüğü, köy sakinleriyle karar verdikleri uygun bir alana çocuklar için park yapmaya başladı. Park kurulum çalışmalarını meraklı gözlerle bekleyen çocuklar, kurulumun tamamlanmasıyla büyük bir mutluluk yaşadı. Parkın salıncak ve kaydıraklarında oynarken mutluluklarını gözlerinden okuyan çocuklar ve aileleri, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'e ve Türkiye'ye teşekkür etti. Çocukların ve halkın büyük beğenisini toplayan parkın ardından Tel Abyad merkezde de 2 adet çocuk parkı yapılması için mahalli meclis çalışmalarını başlattı. Tel Halip köyüne yapılan parkın Sutkom Tel Abyad merkezde yapımına başlanan 2 parkın giderleri de mahalli meclis bütçesinden karşılanıyor. Gaziantep'te bir dolandırıcılık olayı meydana geldi sevgili izleyiciler. Bu dolandırıcılık olayı da akıllara şu filmi getirdi. Yılmaz Erdoğan'ın biliyorsunuz Organize İşler Bunlar, Sazan Sarmalı 2 filmi vardı sevgili izleyiciler. Antep'te de bir kuyumcu Sazan Sarmalı adlı yöntemle tam 14 bin TL dolandırıldı. Gaziantep'te meydana gelen dolandırıcılık olayı akıllara Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler Bunlar 2 Sazan Sarmalı filmini getirdi. Gaziantep'li kuyumcu Sazan Sarmalı adındaki yöntemle 14 bin TL dolandırıldı. Filmin bir sahnesinde senaryo gereği kuyumcudan aldıkları altınların parasını bir başkasını dolandırarak internet bankacılığı ile ödemeyi yapan çift aynı anda iki kişiyi dolandırmıştı. Filmde geçen sahnenin bir benzeri ise Gaziantep'te yaşandı. İddiaya göre Şahinbey ilçesinde bir kuyumcuyu cep telefonuyla arayan dolandırıcı altın almak istediğini belirterek pazarlık yaptı. Kuyumcu ile her konuda anlaşan dolandırıcı daha sonra ödemeyi yaptığına dair internet bankacılığına ait bir ekran fotoğrafı gönderdi. Kuyumcu ise paranın hesabına yattığını düşünerek altınları dolandırıcının yönlendirdiği kişiye verdi. 14 bin lira değerindeki altınları verdikten sonra hesabını kontrol eden kuyumcu paranın yatmadığını görünce şok yaşadı. Durumu hemen polise haber veren kuyumcu dolandırıcı ile irtibata geçmeye çalışsa da bir türlü ulaşamadı. Kuyumcunun HTS kayıtları ile iş yeri güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şahsın kimliğini belirledi. Yapılan çalışma sonucu yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çiftçiler için hasat zamanı, tabii hasat zamanı çiftçilerimize
Çiftçilerimizin Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Hasat zamanında özellikle bir yıl boyunca verilen emeklerin maddiyata dönüşeceği bu günlerde Rabbim çiftçilerimizin yar ve yardımcısı olsun. Tabii hasatla birlikte saman, toplanan samanlar da bir yerden bir yere nakil ediliyor sevgili izleyiciler. Ama nakil edilirken de maalesef hepiniz görüyorsunuzdur muhakkak, hepiniz şahit olmuşsunuzdur. Saman yüklü tırlar sevgili izleyiciler, trafiğin akışının, sirkülasyonunun yoğun olduğu alanlardan geçerken tehlikeli anlara neden oluyor. Türkiye'nin tahıl ambarı olarak adlandırılan Şanlıurfa'da hasat döneminin başlamasıyla birlikte trafikte saman yüklü araçlar görülmeye başlandı. Yaklaşık 3 metre yüksekliği bulunan yükleriyle ilerleyen kamyon ve tırlar tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Kamyon ve tırların yolda ilerleyişi vatandaşlar tarafından da kameralara kaydedildi. Türk Kızılay'ı Ankara, Elazığ, Erzurum ve Muş'tan gelen gönüllü ekiplerle birlikte Bingöl'de depremzedelere 3 gün sıcak yemek, çay, dezenfektan ve maske dağıtarak hayır duası alıyor. Merkez üssü Karlova ilçesi olan ve güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun şehit olduğu 35 kişinin yaralandığı 5.7 büyüklüğündeki depremin yaralarının sarılması için çalışmalar hızla devam ediyor. Valilik koordinasyonunda AFAD ve diğer kurumların yanı sıra Elazığ ve Van'ı etkileyen İran depremiyle diğer afetlerde olduğu gibi de Bingöl depreminde de Türk Kızılay'ı vatandaşların 3 öğün yemek ihtiyacını karşılıyor. Karlova'ya bağlı Kaynarpınar ile Yedisu ilçesinin Elmalı ve Dinarbey köylerinde İHŞ çadırı kuran Kızılay, sabah kahvaltısı ile birlikte öğle ve akşam yemekleri ekipler tarafından çadırlarda kalan ailelere ulaştırılıyor. Artan kalan yemekler ise sokak hayvanlarına yine verilerek bugünlerde aç kalmamaları sağlanıyor. Türk Kızılay sıcak yemeğin dışında gıda kolisi, çay ve yemek ikramlar olmak üzere dezenfektan ve maske dağıtımı da yaparak depremzedelere destek olmaya çalışıyor. Deprem haberini alır almaz Elazığ, Muş ve Erzurum'dan, Ankara'dan tüm ekiplerimiz bölgeye doğru hareket etti. Depremden etkilenen 6 köyümüzde hemen sıcak yemek dağıtımlarına başladık. İkram araçlarımızı konuşlandırdık ve vatandaşımızın beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya başladık. Günde 3 öğün sıcak yemek üreterek alandaki tüm ihtiyaçlar giderilene kadar burada olmaya devam edeceğiz. Bunun yanı sıra depremin merkez üssünün kırsal alanda olması nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda kolisi dağıtımlarında bulunuyoruz. Diyarbakır'daki ailelerin evlat nöbeti tutuyor, devam ediyor sevgili izleyiciler. Biliyorsunuz bugün Babalar Günü ve Diyarbakır'daki babalar da HDP binası önünde, HDP il binası önünde dağa kaçırıldıkları iddiasıyla evlatları için nöbet tutuyorlar. O nöbet de bugün Babalar Günü'ne denk geldi ve buruk geçti. Çocuklarının daha kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 293. gününe girdi. Yeni tip koronavirüs tedbirlerine uyarak HDP il binası önünde eylemlerini ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla sürdüren aileler kendilerine ulaştırılacak müjdeli haberi bekliyor. Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında daha kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemi yapan baba Süleyman Aydın yaptığı açıklamada evlatlarına kavuşana kadar eylemi sürdüreceklerini söyledi. Oğluna hasret olduğu için Babalar Günü'ne hüzünlü girdiğini belirten Aydın şöyle konuştu. Ama 5 yıldır HDP bu Babalar Günü bize zehir etmiş. Çünkü ancak benim oğlum gele, oğlumdan bir haber gele, oğlum gele bize kavuşa, o zaman bize her gün Babalar Günü'dür. O yüzden ben buradan başta babamın Babalar Günü'nü kutluyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Ve eylemimizin ilk gününden beri bizi hiç yalnız bırakmayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız, Diyarbakır Emniyet Müdürümüz, Diyarbakır Valimiz,
Burada güvenliğimizi sağlayan polis memuru arkadaşların herkesin buradan babalar gününü kutluyorum. Baba Celil Begdaş ise oğlu Yusuf'a kavuşuncaya kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti. Kaçırıldığından beri oğlundan haber almadığını aktaran Begdaş, oğlu yanında olmadığı için babalar gününe üzüntülü girdiğini kaydetti. Bugün babalar günüdür. Gece sınavım hediye almıştır bize. Onun ablası beraber. Ben biliyorum oğlum zor yerdedir. Telefonu açamaz. Asla bugün baba günü kurtardı. Kesin ondan eminim. Çünkü oğlum yeri dar. Benim evimi HDP binası yıktı. HDP binası evimi yıktı. Benden bir parça aldı. Ciğerimi aldı benden. Milli Savunma Bakanlığı da Babalar Günü'ne özel bir klip yayınladı sevgili izleyiciler. Sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda Mavi Vatan'ın koruyucuları Babalar Günü'nde de görevde, tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun ifadelerine yer verildi. Bu haberle birlikte haber bültenimize nokta koyuyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu akşamlar, mutlu yarınlar diliyorum. Hoşçakalın.